Bir kelime için şu kelime Almanca değil İngilizcedir veya Kürtçe değil Farsçadır demek dilbilimsel açıdan doğru bir ifade midir? Tabii ki. Yani diller diye bir şey var. Ve Kürtçe ve Farsça iki ayrı dildir. Türkçe, Türkiye Türkçesiyle Azerice de iki ayrı dildir. Ortak kökenden gelmesi ve birçok benzerliklerin olması bu gerçeği değiştirmez. Çünkü bir dili dil yapan şey o dilin yasaklarıdır. Yani ben burada sizinle konuşurken mesela çok iyi bildiğim bir dil olan Ermenice'den kelimeler kullanmıyorum. Çünkü uygun değil. Yani konuştuğumuz mecranın, yaptığımız diyalogun bir kuralı var, bir dizi kuralı var. Bu kurallara uyuyorum, uymak zorundayım. Dilin özelliği budur. Size mesela saçma sapan veya Türkçe'de anlamı olmayan cümleler kurmuyorum. Dilbilimsel Kürtçe kelime bir zeka, ölüm insanlık mıdır diye bir cümle kurmuyorum. Çünkü bu kurallara aykırı bir cümle. Zıcık diye sesler de çıkarmıyorum. Çıkarabilir miyim? Çıkarabilirim. Rahatlıkla herkes siz de çıkarabilirsiniz bu sesleri. Fakat bu sesler Türkçe iletişimin çerçevesinde doğru kabul edilmeyen, yasak sayılan sesler. Bir dizi son derece sofistike yasaklarla çevrili bir sistem içinde hareket ediyorum. Bir dili diğerinden ayıran şey bu yasaklar sistemidir. Yani Azeri gibi bir kelimeyi telaffuz etmeye başlarsam veya onların kullandığı bir takım kelimeleri kullanmaya başlarsam ne diyor bu adam? Saçmalıyor, Türkçe konuşmuyor dersiniz. Veya Japonca konuşmaya başlarsam. Bir yasaklar sistemi, bir polis sistemidir dil. Ve Türkçenin, Türkiye Türkçesinin, 2021 yılına özgü Türkiye Türkçesinin sistemi ile mesela 1890 yılına ait Türkiye Türkçesinin polis sistemi yahut bugün 2021 yılında Azerbaycan sistemi onların Türkçe'ye benzer dillerinin sistemi, yasaklar sistemi farklı bunlar. Bir dili bilmek demek öyle değil, böyle konuşmak demek. Bu kurallara uymak demek. O yüzden Almanca'nın kuralları ile İngilizce'nin kuralları birbirinden farklı. Köken itibariyle aynı bu iki dil. Aynı yerden geliyorlar. Yani Türkçe ile Özbekçe'ye eğer sen Türkçe diyorsan Almanca ile İngilizce de aynıdır demek zorundasın. Aynı mesafe aşağı yukarı o kadar. Ama İngilizce ayrı bir dil, Almanca ayrı bir dil. Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi aralarında ciddi farklar olan iki dil olayı. Fakat şöyle bir özelliği var. Biri konuşulduğu zaman diğeri %100 anlıyor. Bir. İkincisi birbirlerine alışıklar. Yani İngiltere'de yaşayan insanlar Amerikan İngilizcesi duymaya alışık. Bunu yadırgamıyor. Bunu yasak olarak görmüyor. O dilde kullanılan herhangi bir deyimi benimsemeyi ve aynen kullanmayı yadırgatıcı bir davranış olarak görmüyor. Dolayısıyla aynı dildir. Aynı dilin iki ayrı rengidir. Kürtçe ile Farsça öyle değil. Pek çok ortak kelimeleri olmasına rağmen gramerleri farklı, kuralları farklı, yasakları farklı olan iki dil. O yüzden bir kelime Farsça ise demek ki Kürtçedir diyenler saçmalıyorlar.